Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün de yeni bir evde egzersiz videosu için birlikteyiz. Bugünkü dersimize başlamadan önce acaba bugün hangi malzemeleri kullanacağız? Evde bulunan hangi eşyalarla güzel bir egzersiz planlayacağız? Hep birlikte bakalım. Bugünkü kullanacağımız evde olabilen olacak eşyalarımız bir tane fular veya eşarp. Şimdi benim dört tane obje istiyorum sizden. Dört çift obje. Benim elimde iki tane kalp var. İki tane küçük mum var. İki tane oyuncak. Birbiriyle aynı. Renkleri farklı ama ikisi aynı obje. Vapurum var. Ve iki tane de kaşığım var. Sizlerden dört çift obje istiyorum. Birbirleriyle aynı olan çift objeler istiyorum. Evet. Siz farklı objeler kullanabilirsiniz. Kalp, mum, oyuncak, vapur veya kaşık olmak zorunda değil. Elinizde hangi çift ürün mevcutsa onları kullanabilirsiniz. Şimdi ısınma hareketlerini isterseniz başlayabilirsiniz. Pinderimin bir ucuna geçiyorum. Ellerimi belime koyuyorum ve karşıya bakarak yürümeye başlıyorum. Evet. Siz bunu bir halının ucundan bir ucuna yapabilirsiniz ya da isterseniz oyuncaklarınızla iki alan belirleyip başlangıç alanı ve bitiş alanı olarak bu alanlar içerisinde yapabilirsiniz. Evet. Şimdi başlangıç noktama geldim ve durdum. Bu sefer geri geri yürüyeceğim. Evet, geri geri yürüyorum. Bitiş noktama geldim. Dönüyorum. Tekrar döneceğim. Başlangıç noktama geldi. Burada şimdiki yapacağımız hareket ise elimi yanına bırakıyorum. Çok hafif tempo koşu yapacağım. Hadi başlayalım bakalım. Hop. Çok hafif tempolarla ellerim yanda. Evet, minik minik koşular vücudumuzun ısınmasına katkı sağlayacak. Evet. Gözlerim karşıya bakıyor. Evet. Şimdi minderimin ortasına geldim ve minderimin ortasında bekliyorum. Şimdi ısınma hareketlerine geçebiliriz. Çünkü bugünkü egzersizimizde anatomik pozisyonumuz yani kaslarımızı çok fazla yormayacağız. Sadece temel bir ısınma bizim için yeterli olacaktır. Evet. Dizlerimi yere koydum. Ve hop oturdum. Topuklarım ve popom birbirine temas ediyor. Ve hiç ayrılmıyorlar. Evet. İleri doğru izleyeceğim. Sadece parmaklarımla yürüyorum. Bacaklarımı hiç bozmuyorum. İleri doğru esniyorum. Hop. Başımı kollarımın arasına alıyorum. 5'e kadar sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, şimdi düzeliyorum. Güzel bir nefes alıp verelim. Evet, bir kere daha gidelim. Başımı kollarımın arasına koydum. 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar düzeliyoruz. Şimdi ellerimi birleştiriyorum. Parmaklarımı birbirine geçiriyorum. Parmak boşluklarından yukarıya doğru esniyorum. Evet, yukarıya doğru esneyelim. Uzanalım yukarıya doğru.
ve düzelebiliriz. Şimdi size dönerek tekrar yukarı doğru esneyeceğim. Ama bu sefer bir elma ağacından elma topluyormuş gibi yapacağım ve yanları esneyeceğim. Şimdi bu tarafa doğru esniyorum. Sol tarafımdaki elmaları topluyorum. En yukarıda da bir tane varmış. Onu da alayım. Hop, evet. Şimdi önümde sepet varmış gibi önündeki sepete bırakalım. Şimdi bu taraftaki elmaları toplayalım. Çok lezzetli gözüküyorlar. Evet. Buradaki elmalar da birazcık yukarıda kalmış. O yüzden iyice esnemem gerekiyor elmaları toplayabilmem için. Evet. Tekrar sepetime koydum. Ve sepetimi alıyorum. Bırakıyorum. Ve egzersizimize geçiyorum. Burada egzersizimize başlarken önemli olan bir konuyu ben size söyleyeyim. Ben tek olduğum için materyallerimi kendim düzmek zorundayım. Ama sizin anneniz veya babanız yanınızdaysa, siz görmeden lütfen anneniz veya babanız materyalleri sıralasın. Yani siz materyallerin karışık halini görmemiş olun. Şöyle bu tarafa daha kaydırabilirim. Evet. Böyle daha rahat göreceksinizdir. Evet. Şimdi ben materyallerimi karışık bir şekilde koydum. Burada alttaki bana yakın olan eşyalarımı üsttekilerle eşleştireceğim. Yani benim düzgün olan sıram bu. Karışık olan sıram da burası. Yani buradan aldığım eşyalarımı üstteki eşyalarımla eşleştireceğim. Evet. Fularımı da alıyorum. Birazcık kalınlaştırayım. Evet, burada gözlerinizin asla görmemesi gerekiyor. Başlangıç noktama geliyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Arkadan da bağlıyorum fularımı. Eminim çok eğleneceksiniz. Ben çok eğleneceğimi düşünüyorum. Şimdi nasıl göründüğümü bilmiyorum çocuklar. Umarım komik gözükmüyorumdur. Evet, şimdi başlıyorum. İlerliyorum. Çömelmek zorundayım. Şu an nerede olduğumu bilmiyorum çünkü. Evet. Sanırım ilk eşyalarıma geldim. Burada kalp sanırım. Evet. Kalp var. Kalbimi üstteki... Ah, buldum. Evet. İki tane kalbimi eşleştirdim. Şöyle. Ağzımı görün. Konuşmam biraz daha anlamlı hale gelsin en azından. Evet, şimdi kalbimi şöyle kenara bırakıyorum. Şimdi bana yakın olan ilk ne geldi? Kaşık. Evet, şimdi yukarı doğru ellerimle kaşığı arayacağım. Ve kaşığımı da buldum. Evet. Bunu da kenara yanıma koyuyorum. Mum. Evet, şimdi mum geldi ilk elime. Mumun eşini arayacağım ve bulacağım. Nerede bu mum? Nerede? Ve burada. Evet. Mumumu da buldum. Ve sanırım son eşyam kaldı. Evet, buldum. Vapurumu da buldum. Şimdi vapurumun eşini arayacağım ve bulacağım. Evet, son eşyam kaldığı için çok zor olmasa gerek ki buldum. Vapurumu da buldum ve eşleştirdim. Evet, bütün eşyalarımı gözlerim kapalı bir şekilde hiç görmüyorum. Hiç görmeden eşyalarımı eşleştirdim. Şimdi gözlerimi açabilirim. Evet. Bence gayet eğlenceli bir aktivite oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Dediğim gibi önemli olan burada materyallerin sayısı. Siz farklı materyaller tabii ki de kullanmış olabilirsiniz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Bay bay.